Sevgili seyircilerim, yine güzel bir gün ve birlikteyiz. Bugün hepimizin sevgisini kazanmış bir dost var yanımda. Evet, konuğum Emel Sayın. Gülünce gözlerinin içi gülen, gülünce yüzünde güller açan Emel. Ay canım Emel. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin canım arkadaşım. Hoş bulduk Hülya. Seninle olmak ne kadar güzel bir şey. Sağ ol. Canım çok teşekkür ederim. Emel daha nasılsın? İyiyim. İyisin. İyiyim galiba. Önce iyiyim sonra galiba. Yani maşallah dedim, ne istiyorsun ki? Yani şöyle bir mavi boncuk istiyorsun. Mavi boncuk hiç benden hiç eksik olmuyor zaten. Yani canım çok benim. Şükür genel olarak iyiyim. Çok her şükür. Şey iyi. Çok şükür. Arada bir tabii ki hayat yani her zaman pırıl pırıl olmuyor. Arada bir pürüzler oluyor. Onun için şöyle bir durdum. Ama canım. Rahatlıkla iyiyim diyebiliyorum. Hayat dediğin zaten. Şükür. Bir aşağı bir yukarı değil aynen, mi? Hep bu hep dalgalar. Hayat akarken başımıza gelen şeyler öyle olumsuz şeylerde çok yıkılıyoruz. Halbuki her şeyin gelip geçici olduğunu bilerek evet, o anları evet, yaşamalıyız. Çok da evet, fazla o kadar da ciddiye alınacak bir şey yok yani. Değil yok değil mi? Her şey şöyle, geçiyor. Şöyle bir bak geriye. Neler 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 meğerse yaşanmış. Neler değil, değil mi? Ama insan o anda bunu düşünemiyor ya da gençken daha çok etkileniyor. İnsan evet, olgunlaştıkça kendini teselli etmeyi de öğreniyor evet, galiba. Yani evet, ben de öyle oldu, bu da geçecek. Düşün neler oldu. Ne bileyim öyle kayıplar oldu ki bu da bir şey mi gibi böyle mukayeseler yaparak kendimi yani bir şekilde rahatlatabiliyorum. Elbette. Çok şükür olabiliyor. Birçok insan bilmez Emel ama biz seninle çocukluktan arkadaşız. Evet. Ya. Evet. Tabii kimse yani çok kimse bilmiyor. Bilmez. Bilmiyor. Biz ne kadar yani neredeyse çocukluk dönemimizde tanıdık birbirimizi. Onun evet, için sana olan sevgim bambaşkadır. Ailece öyle. Öyleyiz. Benim de öyle. Yani gözümün benim önündedir de, senin o halin hep. Hep böyle bir tiyatro oyunu muydu, bize böyle gösteriler yapardın. Biz ona bayılırdık, seni izlerdik evde. Evet. Böyle bir şeyler yapardın. Ay ne kadar hoşumuza giderdi seni büyük bir sanatçı olarak daha. Evet. O zaman biz o zaman öyle bakardık. Olacağım zannediyordum. Ha balerin olacağım balerin diyordun olacağım değil zannediyordum mi? Benim de hiç öyle bir sanatçı olmak tabii gibi yani ne olacağını bilmiyorum. Hiç farkında sözledim, değildim. Hiçbir şey yoktu. Annelerimizin şey, sayesinde zaten tanışmıştık. Hep, değil mi? Annelerimiz. Anneler deyince Suat Hanım şu anda gözümün önüne geliyor o sesiyle, o tabii, otoritesiyle, tabii, duruşuyla. Dört tane evladına o kanatlarının tabii, altında sizin için nasıl sahip çıkmak. Annem de, tabii, meleğim annelerimizin de. Annelerimizin fedakarlıkları hepimiz için ayaklarımızın üstünde durabilelim diye çırpınmaları, ay o ya, emekleri. Evet. Ve bizim yeteneklerimizi fark edip bize hemen ön ayak olmaları, yolumuzu açmaları, evet, destek olmaları, güç vermeleri. Evet. Gerçekten yani annelerimiz, yani ben annemin yarattığı bir sanatçıyım diyorum. Sen de öyle diyebilirsin. Yani annenin benim senin için verdiği yani, o destek. Babamın da tabii ki çok muhakkak emeği var ama annem çok cesur. Evet. Başka o zamanı türlü, o zaman için yani herkesin böyle şarkı söylemek falan çok hoş bakmadığı, değil herkesin mi, çok kabullenemediği bir meslek iken babam da özellikle annem iyi bir sanatçı olduğun zaman bir radyo kariyerin olursa, hı hı, hı, çok güzel konserler verirsen, müziği öğrenirsen, hı hı, saygın bir insan olacaksın, sanatçı olabilirsin derdi, buna inanırdı. Ve onun için de beni çok doğru yönlendirmiştir. Ne çok, güzel, şanslıymışız çok, demek çok, nurlar içinde uyusunlar. En çok, büyük şanslarımızdan biri de kız kardeşlerimiz. Ya. Ya. Ya, sen ya, dört kız kardeşin ablası, evet, ben de üç kız kardeşin ablası. Ablası. Ya, ya biz büyüklerdik. Sen evet, de. Sen de ben de ablalar. Ablaydım ama ben abla de. Ama abla olunca daha farklı oluyor galiba. Biraz daha sorumluluk sahibi oluyorsun. Kesinlikle. Çünkü kardeşlerine örneksin. Uyarılıyorsun diyorlar ki annen. Ya baksana öğretmenim.
öğretiyorum ama sen de kardeşlerini öğreteceksin. Tabii. Bak onlar senden örnek alacaklar derken o olgunlaşmak çok erken yaşlarda çok. Fark ettim ben. Senin için de öyle, benim için de aynen öyle evet. oldu. Hep onları annem olduğu halde hayatta babamı daha erken kaybettik. Onlar olduğu zaman da bende hep bir sorumluluk duygusu vardı. Onları ben evlat gibi görüyordum. Bu çok enteresan bir şey yani. Hiç şaşırmıyorum aynı şeyi yaşadığım aynı değil mi? İçin. Hep böyle yani, bir sorumluluk evet, hissederdim. Evet. Yani daha büyüdükçe de o sorumluluk hep arttı. Her zaman vardı. Her zaman vardı ama var ne olsun. Kadar onlara faydalı oldum, ne yaptım, elimden geldiğini yaptığımı sanıyorum ama bilmiyorum inşallah hatalarım olmamıştır. İnsan kendini hep eksik hissediyor. O çok zor bir duygu. O hep içimde şunu da yapsaydım, keşke onu böyle yapsaydım daha mutlu olurdu. O kadar çok çünkü seviyorum ki onları. Çünkü onların mutluluğu ve sağlığı her şeyden daha önemli. Her şeyden önemli. Bir Çinlilerin bir sözü var değil mi? Balık tutmayı öğretmek mi, balık yedirmek mi? Hani balık yediriyoruz biz. Ben hep öyle hissettim. Keşke balık tutmayı da öğretseydim onlara. Hani kendi ayaklarının ne üzerinde güzel, durabilselerdi ben diye. Çinliler de evet. var ya. Ben böyle bir söz güzel. Evet. Çok çok doğru, çok güzel bir söz gerçekten. Evet. Ben bilmiyordum. Evet. Onu hani o sorumluluğu hissederken aman onun balığını ben yedireyim, aman onun yemeğini evet, ben öyle yapayım. Bir şey. Aman onun elbisesini ben, aman onun evini ben tutayım. Halbuki işte sen bunu böyle yapabilirsin diye ona öğretmek çok daha doğruymuş. Çok doğru. Evet öyle bir şey. Öyle bir şey yani ablalık. Hep o sorumluluğu hala iki kardeşimi kaybettim ben biliyorsun maalesef. Elbette nur içinde yatsınlar. Canlarım benim. Fatoş'um var. İşte ona karşı da hiç tükenmiyor. Evli kaç yaşlarına geldik ama hep onun büyüğüm hep mutlu olsun iyi olsun bir o şey değişmiyor. Duygusu bir değişmiyor. Şey değişmiyor evet. Çünkü herhalde büyütemiyoruz biz onları. Belki çocuk zannediyoruz. Belki de öyle. Emel sen 13 yaşında aslında tabii daha çocuk yani genç kız bile değil. Tabii. Arif Sami Toker'le ders almaya başladın. Yani onun ilk talebesi oldun. Kim Arif Sami seni yönlendirdi? Yine annemle babam annemle tabii. Çok büyük bir sanatçı çünkü. Çok, çok önemli bir sanatçı ve bestekar, hem ses sanatçısı. Ben babam memur olduğu için biz her sene bir yerlerdeyiz. Hep değişik okullardaydık. Tayin oluyor oradan oraya. En son Keşan'daydık. Trakya'da orada 8. sınıf yani ortaokul sondu o zaman. İşte imtihanlar falan oluyor. Benim orada Nezir öğretmenim Nezir Bey bir gün aldı beni karşısına. Emel dedi bitiyor burası. Keşan'da lise yok o kadar. O devirde yoktu. Ne yapacaksın dedi. Liseye devam edeceğim efendim dedim. İstanbul'da anneannemin belki yanında. Emel dedi sen konservatuvara git dedi. Beni dinlersen dedi. Bu benim için çok önemli bir andı. Ben öğretmenimin o sözlerini hiç unutmadım. Demek ki sen okuldaki şeylerde, resitallerde şarkı falan mı söylüyordun seni? Tabii ben hep duydu sesini. Her okulda müsamerelerde sen başrolde. Başroldeydim hep. Daha ilk okula başladığım ilk gün başladı bu Kayseri'de. Anneannemin, dedemin yanında başladım. Babam yine küçük bir yerdeydi. Okul yoktu orada. Yani bir nahiyedeydik. Evet. Beni mecburen oraya Kayseri'ye gönderdiler. Daha tam 6 yaş bile değildi. Okul, o zaman için erken bir yaştı o. Evet. Beni okula gönderdiler. Cumhuriyet İlkokulu. Adını da şimdi yokmuş ama çok üzüldüm. Yıkılmış o okul. Yoksa gidip ziyaret edecektim. Ya. Neyse oraya ilk gittiğim gün nasıl çekingenim, nasıl utanıyorum. Küçücük bir çocuksun. İşte sınıfa girdik 80 kişi var sınıfta. 80 öğrenci ne kadar kalabalıkmış. Ya. Ve bir genç bir kadın öğretmenimiz var. İlk dedi biz herhalde rahatlasın diye müzik dersimizle başlayalım dedi. Ben de en önde oturuyorum ama böyle nasıl sanki sınıfta bir tek benim herkes bana bakıyor gibi bir duygu içinde hep böyle utanıyorum. Ben hep önüme bakıyorum. Çok çekingenim. Kim dedi bir şarkı bilen var mı? Kim şarkı söyler dedi.
Hiç düşünmeden ben parmak yani o utanan çocuk. Çocuk şarkı biliyor. Şarkı diye ve bir tek ben. Ha sen adın ne Emel? Hadi bakalım bize bir şarkı söyle dedi. Annemin sesi güzeldi. Evet. Şarkı söylerdi evet. Evde. Onun çok evet. Etkisinde kaldım ben. Annemden öğrendiğim bir ağıt vardı. Annem yok mu babam? İşte o bir savaş yıllarından kalan bir şey. Böyle bir şey nedense. O 6 yaşındaki bir çocuk için çok ağır bir şey, bir ağıt. Onu söyledim böyle yine önüme bakarak böyle söyledim. Bitti. Baktım bir sessizlik ve öğretmenim ağlıyor. Öğretmen ağlayınca eskiden biz öğretmenlerimizden çok etkilenirdik. Baktım sınıfta da herkes ağlamaya sanki bir şey anlattılar canım. Ay. Böyle başladı. Bu duyuldu okulda ve her müzik dersinde beni bütün sınıflar davet etmeye başladı. Tabii ki. Bugün müzik dersimiz var, öğretmen müsaade ediyorsa ben gidip onlara şarkı söylüyorum. Okulun az solisti. Okulun az solisti yani, sonra Türkiye'nin az solisti oldu canım. Böyle başladı. Evet. Yani bu fark edildi o zaman. Tabii. İşte tabii. Sonra Nezir öğretmenim konservatuvara git dedi. Ama ben bir dersten o zaman öyleydi. Şimdiki sistemde bilmiyorum. İkmale kaldım. İkmale kaldım. Bir sene bekleyeceğim boşum. Eyvah. O zaman annem babam Çapa'da oturuyoruz. Öğrenmişler. Arif Sami Toker yakında oturuyor. Bari boş geçmesin. Müzik dersleri al. Onlar harika. Türk müziğini, Alaturka'yı çok seviyorlar. Ben de onlar ne derse dinliyorum. Öyle bir çocuğum. Çok itiraz etmezdim. Çok çok ters gelen bir şey olmazsa. Ve beni oraya götürdüler. Arif Sami Bey beni dinledi, sevdi. Ve bir süre dersler aldım. Sonra Münir Nurettin Selçuk o mu? O daha sonraydı. Daha sonra. Sonra annem babam bana sordular. Kızım bir dönemeç, bir karar vermen lazım. Biz senin okumanı. Bir üniversite bitirmeni istiyoruz. Mütevazı şartlardayız tabii. Memur çocuğuyum. Sen ne yapmak istiyorsun? Ama annem babam da ne güzel bunları soruyorlar. Ben yani dedim ki konservatuara gitmek istiyorum. O zaman hem üniversiteye hem konservatuara gitmek istiyorum dedim. Mümkün değil dediler. Maddi olarak. Hem çok zorlanırsam. Peki o zaman sen ne istiyorsun konservatuara? Seçim konservatuara. Konservatuara gidiyorum. İstanbul Belediye Konservatuarı. Sonra işte o dönemde annem babam bir gün yine beni karşılarına aldılar. Dediler ki çocuğum ben bir de böyle opera müziği falan dinlemeye başladım radyodan. Maria Callas dinliyorum, aşık oluyorum sesine falan. Böyle bir merak. Dediler ki Türk sanat müziği o kadar güzel bir müzik ki. Sen çok gençsin, küçüksün. Annemden dinliyorum, bayılıyorum. Ama bunu daha sonra daha da iyi anlayacaksın. İstersen gel yönünü değiştir. Klasik batı müziğine yönlendir. Ben halbuki klasik batı müziği okuyorum. Yani eğitimi alıyorum ama onlar beni Türk sanat müziğine yönlendirmek istiyorlar. Çok güzel. Çok zor bir karardı. Fakat onları peki ne yap konservatuarı bırakmak istemiyorum dedim. Peki o zaman dedi annem allem etti kallem etti Münir Nurettin Selçuk'la o zaman her zaman dev bir sanatçı. Ulaşmak çok zor. Adresini buldu her şeyini. Ona gittik, müracaat ettik ve beni çok sevdi, çok beğendi. Özel dersler vermek istedi. Hiç yapmadığı bir şey yaptı. 3 yıla yakın böyle bir masada ben onun evine giderek haftada bir gün. Eğitim aldım. Bazen 2 gün, 3 yıla yakın eğitim aldım. Bayağı uzun. Hem konservatuar. Bir yandan klasik Türk müziği dersleri alıyorum. Solfeji öğreniyorum orada. Burada işte nazariyat öğreniyorum. Repertuarım genişliyor falan. Bayağı iyi bir eğitim aldım 3 yıl boyunca. Yetenek ne kadar gerekli ama eğitim nasıl gerekli? Çünkü terbiye ediyor o sesi. Yani bir yeteneğin var, bir sesin var. Belki işte kaç oktav çıkan bir sesin var ama onun eğitilmesi lazım ki doğru kullanasın o sesi. Kullanabilmek. Onun için eğitim çok önemli. Sen eğitim konusunda ne diyorsun? Aynı fikirdeyim. Eğitim her konuda çok önemli. Müzikte de bence çok önemli. Ama bir yetenek varsa. Tabii ki. Yani. Yetenek yoksa o yeteneği senin içine alıp koyamazlar. Onu Allah veriyor. Senin o ruhunda, yapında, benliğinde o varsa. Onu işlemek, geliştirmek için, başka bir açıdan, doğru bir açıdan bakabilmen için eğitimin
çok çok büyük faydası olduğuna inananlardanım ben. Elbette. Her konuda olduğu gibi. Her konuda olduğu gibi. Sahneye ilk 17 yaşında çıktın. Ya. Daha 17 yaş nedir ki, değil mi? Yani genç kız, daha başı, tabii, daha çocukluktan. İlk sahneye çıktığın anda nasıl duygular içindeydin? Yani bir kere ya halkın önüne çıkıyorsun. Evet. Açık hava bir konser alanı, evet, işte giydiriyorlar seni, süslüyorlar filan, ama bir repertuar seçmiş olman lazım. Onu, yani nasıldı, senden dinlemek istiyorum. Çok tatlı anlatıyorsun. Uzatıyor muyum konuyu? Çok tatlı anlatıyorsun. Çok... Beni uyar. Peki. Tamam de, orada keserim. Şey, evet, 17 yaşımda konservatuarı bitiremedim o yüzden. Bir senem daha vardı. Hı hı. Tabii ailevi nedenlerle, maddi sorunlarla, işte o sorumluluk duygusu var ya. İşte oradan başladı. Kardeşlerimle ailenin en büyük çocuğuyum. Bana teklifler geliyordu çünkü ben bir yarışmaya girmiştim. Ses yarışmasına. Hı. Hürriyet Haber Ajansı'nın gayet kaliteli, seviyeli bir yarışmaydı. Oraya tabii ki yine annemle babamın, hı, teşvikiyle, gazetede, tabii, gördüler. O yarışmada ben birinci oldum. Kupa aldım, ses kraliçesi dediler. Şimdi orada jüride olan Necdet Yazar, gazino sahibi, hı, ve ses sanatçısı İzmir'de, evet, bir beyefendi vardı. Evet. O bırakmıyor beni, peşime düştü. İlla sahneye çıkmanı istiyor. Eve geliyor anneme babama, işte çıksın bu çocuğu çıkaralım, çok yetenekli. Annem babam hayır diyorlar, o okuyacak. İşte daha çok genç olmaz. Önünde büyük bir şey var, zaman daha var. Çok daha var, iyi olmamı istiyorlar. Yani harcanmamı istemiyorlar. Elbet. Gazino yok diyorlar. Ama bir gün öyle bir şey oldu ki ben gördüm ailedeki sıkıntıyı. Bize yansıtmıyor annem babam ama ben en büyük olduğum için onu hissettim. O kadar üzüldüm ki o gün. Sonra anne, konuşmak istiyorum sizinle. Ne oldu çocuğum? Ben Necdet Yazar'ın teklifini kabul etmek istiyorum. Sahneye çıkacağım dedim. Canım. Çok üzüldüler. Kızım ya, yok çıkacağım. Kararlı mısın? Çok, bu kadar mı? Evet, ben istiyorum dedim. Yani. Kararlıyım ve bıraktım okulu. Ankara'ya gittik. İşte açık hava. Evet. Gazinosu. İçki, evet, alkol falan yok, yok. Yemek yok. Yok, iyi, gençlik biliyorum. Parkında biliyorsun. Gençlik değil mi? Çay bahçeleri. Çay bahçesi. Öyle bir yerde. Sıcacık bir halk var. Orada sahneye çıktım. İlk heyecanımı anlatmam mümkün değil. Zaten değil mi? Çok büyük, çok istediğim bir şey değil. Öyle sahneye ya, çıkmak falan. Ama kendimi mecbur hissettim. İşte iyi ki böyle bir başlangıç yapmışsın hemen. Sonra hemen ittiler beni, böyle çıkamıyorum. Arkandan itiyorlar. Necdet Bey itti. Böyle çıkamıyorum. Geldim. Bir şey, ağır şarkılar okudum repertuarımda. Böyle baktık ki çıkamıyorum ben. İtti beni, ben böyle patküt öyle çıktım. İlk sahneye çıkışım. Sonra İstanbul'da, İstanbul'a Egemen Bostancı mı davet etti seni, yoksa daha mı sonra? Ben sahneye ilk çıktım ama bir sene sonra, yani yaşım 18 olunca Ankara Radyosu imtihanlarına girdim. Daha Ankara'dasın. Daha, evet. Ankara, 7 yıl Ankara Radyosu'nda hizmet verdim. O benim için çok, o da bir eğitim değil, çok mi? Eğitim yuvası derler orası. Kesinlikle öyle. Ankara Radyosu, evet, öyleydi. Evet. Her konuda, müzik alanında eğitim veriyordu. 7 yıl orada hem solist olarak hem de bütün sanatçılar öğrenci konumundaydı orada. Herkes bütün derslere katılıyor. Öyle enteresandı. Evet. Yani 7 yıl sonra sahnelere çıkıyorum tabii. Evet. Egemen Bostancı dinlemiş, yavaş yavaş duyulmaya başladı, evet, geldi, beni davet etti, işte sahne, şey, İstanbul'a gelmem için. Ben çok korktum ama sonra teşvik edildi falan, yani biraz etkilendim, geldik. Lalezar vardı, Lalezar Gazinosu, evet, orada sahneye çıktım. O kadar ilgi gördüm ki. Evet. Ve canım, sahne çalışmalarım hızla arttı ve radyoya, İstanbul Radyosu'na geldiğim halde radyodan ayrılmak zorunda kaldın. Çünkü arkasından hemen sinema yapman için, evet, filmde oynaman için teklifler geldi. Ve ilk filmini hatırlıyorum, Şampiyon. Ya. Ve Ayhan Işık'la sinemanın kralı. Sorma. Ya onu karşısında...
Nasıl, yani, nasıldı? Kral, sinemanın kralı dediğim gibi. Gerçekten. Demirağ. Turgut Demirağ. Turgut Demirağ vardı. Hı hı. Allah rahmet eylesin. Allah çok rahmet eylesin. Şey bir insandır böyle. Çok kaliteli bir yapımcı. Son derece. Sen çok son iyi bilirsin. O gazinoya gelip ben yine bir yerde çalışıyorum. Her gece beni izliyormuş. 2 ay boyunca her gün gelmiş. Ben hiç kimseye bakamadığım için hep bu şey mahcubiyet, utanma hiç hep bitmedi. Yıllarca hep öyleydi. Ve farkında değilim. O gelip beni böyle seyredermiş. Ağzıma bakarmış sonra kendisi. Anlattım. Ne güzel ağzı vardı işte. Sonra bir gün kulise geldi, kendini tanıttı ve bir film yapmak istediğini söyledi. Benim ödüm koptu. Ay, eyvah. Hiç düşünmedim ve asla yapabileceğime inanmadığım bir konu. Ama çok ısrar edildi. Yine teşvikler falan. Peki dedim, ne yapacağım şimdi ben? Ayhan Işık'la. Ne? Ayhan... Ama neticede orada bir yine bir şarkıcı oynuyorsun değil mi? Hep kendini şarkı, oynuyorsun yani Emel'sin orada. Emel olmasam da şarkı vardı. Tabii yani nasıl bu kadar güzel sesi dinlemeden. Şampiyondan bazı görüntülerimiz öyle var. Öyle mi? Ya, ha, beraber tamam. İzleyelim. Adam belki de haklı. Sen de mi beni oynayamaz sanıyorsun? Lisedeyken bütün başrolleri beni çıkarırlar. Alkıştan sonra çın çın çınlardı, anladın mı? Dur canım, ne kızıyorsun? Şaka ediyorum. Yok, kızmıyorum. Ama ben yapacağımı bilirim. Aklıma koydum bir kere. Ne yapıp yapıp o rolü alacağım. Peki peki, kızma. Sen büyük bir tiyatro oyuncusun, biz anlayamadık. Şoför kısmının kusuruna bakılmaz. Sen benim için her zaman şampiyonsun Nihat. Üstelik en güvendiğim dostumsun. Şaka da olsa ne olur böyle şeyler söyleme. Peki, ben bir şey söylemedim. Hadi ben kaçıyorum. Giderken beni de tiyatroya bırakır mısın? Tabii bırakırım. Hadi gel. Hülya. Ya şampiyon. Şampiyon. Arkasından Metin Erksan'dan teklif geldi. Feride. Feride. Saner film. Saner film. Hulki Saner beni fark etti. Sonra... Nasıl etmesin? Bir kere adam aslında opera sanatçısı. Evet, evet. Değil mi? Bariton. Evet. Ben İstanbul'a ilk opera kurulduğu zaman Leyla Gencer Tosca'yı sahneye koydular. Hulki Bey de orada baritondu. Ya. Bak düşünmeni şu kadardı mı oradan hatırlıyorum. Çok da sevmiştim onu. Onun için öyle bir ses sanatçısı kendisi zaten. Evet. Seni keşfetmemesi mümkün değil. Hem de bu kadar güzel bir kadını. Yani. Feride'den de görüntüler var. Öyle peş mi? Peşe yaptığı filmler. Güzel, tamam. Hep beraber seyredelim. Gene de ona aşığım. Ya o da seni seviyorsa? Ya o da sana aşıksa? Lanet olsun onun aşkına. Lanet olsun onun sevgisine. Feride artık benim karanlık dünyamda yaşayan bir hayalden başka bir şey değil. Ben bir hayali seviyorum ve ölünceye kadar da bir hayali seveceğim. Gözlerinin görme ihtimali yok mu? Onlara ameliyat ettirmeyi hiç düşünmedin mi? Bu dünyada Feride olmadıktan sonra... Kemal, gül senin çocuğun, gül senin çocuğun! Feride, sen ha? Bir kere daha aldattın beni. Şuraya bak! Bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Biz Kemal Öget ismini hiçbir zaman unutmadık. Gül'ü kurtaracaksın değil mi Kemal? O bizim tek evladımız. Tek molekülerin üzerimden. Şuraya bak! Bunlar suçlunun canlı delili. Bu hikayeleri daha önce sana anlatıyorlardı ya da senaryoyu okuyordun değil mi? Yani sen seçimini yapabiliyor muydun? Yoksa ikna mı ediyorlardı? Beni hep ikna ettiler. Ben bak bu iyi olur filan. Feride'ye kadar, Feride galiba 4. filmdi. Hı hı. Böyle biraz ite kaka hep yaptım o filmleri. Ay yapmasam evet, diye diye. Yani kendimi oyuncu olarak göremiyordum. Ama sonra Feride çok ilgi gördü. Tabii. O gün için çok
birden ilgi hem müziğiyle da, hem evet. müziğiyle ve bugün hala sen söylersin değil mi? Feride şarkısı, Feride. Hulki Çünkü Saner'in bestesi. Belki o tamamen o film için bestelenmiş ya da evet. senin için bestelenmiş evet. sen oku diye. Başka da besteleri var senin için değil mi Hulki tabii, abinin? Tabii rüyalar gerçek olsa var. Yok Eller Eller onun değil eller. De şu anda hatırlamıyorum. Yıldırım. Yani Hulki abinin birkaç şimdi birden evet. bir şey yapamadım. Ama güzel besteleri var. Gülizar mesela Gülizar. Vardı. Film isimlerini de hem film oradan ismi, alıyorduk. Hem orada senin adın hem de o altta evet. yapılan besteler. Şarkılar çok popüler oldu. Çok destekledi filmleri. Evet. Yani o şarkılar iyi ki vardı. Benim için de çok önemliydi. Feride'den sonra dikkat çektim ve ben işi ciddiye almak istedim. Birden farklı. Artık oyuncu olarak da anılıyorum. Evet. Demek ki daha bir özen göster. Gülizar'dan da görüntüleri var. Öyle mi? Tamam. Ona da bakalım sonra devam ederiz. Ne oluyor kusayım mı? Merhaba diyoruz. Sen sus ben söylerim. Merhaba diyoruz size. Hadi memur bey kıyın bize. Siz Bayan Pervin, Suat Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Ya siz Suat Bey? Kabul ediyoruz, ediyoruz ya. Hadi şuraya at imzanı da olsun bizim bu iş be. Ver sen de at, şuraya mı Memur Bey? Tamam mı? Elinden kıydınız bana. Eyvallah. Bu ses. Gönlünde aman Allah'ım. Onun sesi. Aşk bahçemiz gülsüz gülizar. O da kim? Gerçekten Hulki abiyi düşünüyorum da şimdi bu hikayeleri senin için yazdı. Bu besteleri senin için yaptı. Senaryoyu kendi yazdı. Aynı zamanda da dost oldunuz. Herhalde şu, uzun yıllar değil mi? Şimdi onu düşünüyordum Hülya. Ben çok özlüyorum tabii. Gerçekten. O kadar sıcak bir insandı çok. Ki yani bana gerçek bir dosttu. Her şeyimle de ilgilenirdi. Evet. Yani onu da kaybettik tabii kaç yıl maalesef. Önce. Bende çok emeği var. Var. Yani o ne güzel bunları söylüyor olman ne kadar güzel bir şey. Birçok insan ona gerçekten emek vermiş, ona gerçekten değer vermiş, zaman ayırmış, onun için çabalamış insanları göz ardı edebiliyor. Böyle vefalı olup anmak da çok güzel bir nasıl şey Emel. Nasıl unuturum tabii. Yani ben bu filmler konusunda aslında kendimi şimdi düşündüğüm zaman bugünkü aklımla mantığımla çok şanslı buluyorum kendimi. Hı hı. İyi ki yapmışım diyorum. Ya. Beni o konuda sinemaya iten herkese içimde minnet duyuyorum, teşekkür ediyorum. Bir de şanslıyım şu açıdan hep çok iyi doğru sanatçılarla, doğru insanlarla, yönetmenler de çok kıymetliydi. Oyuncu arkadaşlarım öyleydi. Bu gerçekten büyük bir şanstır. Hep birbirimizi sevdik saydık hepsiyle. Yine önemli bir filmin geliyor aklıma. Az önce de dedin ya Mavi Boncuk hep benimle beraber diye. Şimdi Mavi Boncuk da senin önemli bir filmlerinden biri ve Ertem Eğilmez yönetmenliğinde. Evet. Muhteşem bir kadrosu var çok. Filmin değil mi? Çok. Münir Özkul yani, var, şimdi... Tarık Akan var, Zeki Al- ve bunların hepsi dünyalarını değiştirdiler. Onlara nur yağsın nur yattıkları yağsın, yerde. İnsan bazen iyi ki bu filmleri yapmışım dedirtiyor insana. Ertem abiyi nasıl anıyorsun? Ertem Eğilmez'i. Yine öyle sevgiyle,
gülümseyerek. Çok espriliydi saygıyla, değil mi? Çok, çok iyi tanırsın tabii ki sen. Hepsini. Yani başka bir şeydi. Ertem abi de bir deha vardı gerçekten. Muhakkak. Halkı çok iyi tanıyordu herhalde. Halkı çok iyi tanıyordu. Senaryo ve... konusunda evet. Çok seçici. Ve okul ne kadar, gibiydi. Okul gibi. Bravo. Ne kadar çok insanı yetiştirdi çok, sinema için. Çok. Onun evi adeta bir okuldu. Tabii. O, her gün orada toplanılırdı. Herkesin senaryo çalışmaları. Senaryo çalışmaları. Evet. Çok zeki bir insandı tabii. Çok. Demek ki o toplantılarda... Kim bilir fikirlerden besleniyordu, neler alıyordu. Evet, aynı zamanda oyuncularını ya da işte ekibini o filme hazırlıyordu. Hazırlıyordu. Konsantre ediyordu ve herkes sahip çıkıyordu. Yani fikrini söyleyip sahip çıkıyordu yaptığı işe. Çok doğru. Çok önemli bir yani şey. Yani farklı bir şeyi vardı, çalışma sistemi diyeyim. Evet. O farklıydı çok. Çok kıymetliydi, gerçekten çok kıymetliydi. İşte benim işte yani şanslıyım demekte ne kadar haklıyım. Ertem Eğilmez Feride'den daha sonra teklif getirdi. Üç film yaptık. Üçü de sevildi ama Mavi Boncuk en çok sevilen en çok oldu. Sevilen, müziği de şarkısıyla beraber hala kaç yıl oldu yani 40 yılı aştık mı bilmiyorum. Olmuştur vallahi. Vallahi Hülya ben de inanamıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu söylemesi miydim keşke. Ya söyle ne kadar güzel gurur duyulacak, ifşa edilecek bir şey. Yani onun için bir lokmacık söyler misin benim adım için? Ben şimdi ben şarkımı söyleyeceğim. Utanırım ben. Utanırım ben seni böyle. Vallahi. Hay Allah. Çünkü hepimizin kulaklarında. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş hep beraber. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Emel. Ya bu sözler... Ay, alkış bu alkışlıyorlar. Stüdyoda alkışlıyorlar bizi. Emel bu sözler her an söylenmesi gereken sözleri sözler. Çok kıymetli. Çok kıymetli. Ülkü Aker'in galiba belki de onun için söylemiyor. Yani hiçbir zaman değerini kaybetmeyen onun da bir şarkı. Etkisi var. Tabii. Sen de çok güzel söylüyorsun canım. Teşekkür ederim. Tarık Akan'la kaç film yapmıştınız? Çünkü ya çok güzel anılıyordunuz. Ne güzel yani sinemaya yakışan iki çift diye. Yakışıyorduk değil mi? Evet. İki dünya güzeli. Keşke daha çok filmde oynasaydık diyor musun? Keşke diyorum. Canım benim. Üç film yaptık. İşte Ertem Eğilmez'le yaptığımız üç film de Tarık Akan'la oynadık. Oynadınız. Ay senin için bana bir şey söylemişti. Ne kadar güzel bir şey söylemişti biliyor musun? Bunu nedir? Sonra sana söyleyeceğim. Peki. Yani özür dilerim çünkü başka şeyler. Sana seni ayrı bir yere koyuyordu. Saygısı, sevgisi çok büyüktü. Ay, şimdi birden onu, o geldi aklıma. Bu güzel ay, insanlar. O da gitti değil mi? Ben hiç inanmıyorum. Değil mi? Hiç. Değil mi? Yani hepsi sanki hayattalar, dönsek da bir yerde buluşacakmışız gibi geliyor. En önemlisi de onlar filmleriyle zaten her gün seyircinin önünde. Evet, ölümsüzler. Ölümsüzler. Evet. Yani o kadar seviliyorlar. Onları tabii ki seyirci unutmadı, unutmayacaktı eminim. Ama bize de düşen görevler var mı diye bazen düşünüyorum. Onları her zaman gündeme taşımak için. Çünkü hiçbir zaman yerleri dolmayacak. Elbette ki sinema yeni yetenekler yetiştirecek. Ama onların da yerleri farklı olacak. Bir Münir Özkul düşünebiliyor musun? Ya.
Adile Naşit. Adile Naşit. Münir Özkul. Kemal Halit Sunal. Halit Akçatepe, Kemal. Metin Akpınar, Zeki Alasya, Halit Akça. Yani hepsi birbirinden. Bakar mısın kadrolar ve bu kadrolarla, bu sanatçılarla birlikte bir filmde oynuyorsun. Oynuyorsun ve hepsi sana yardımcı olmaya çalışıyor. Çok. Senin Halit, heyecanını anlıyorlar. Ay çok. Halit, canım, Akçatepe ve Tarık. Hepsi yardımcı olurlardı. Hep destek verirlerdi. Çünkü ben hiçbir zaman kendimi böyle profesyonel, böyle çok usta oyuncu gibi hiçbir zaman görmedim. O senin tevazuun tabii. Hiç çekinmeden de onlardan yardım isterdim. Bazı sahnelerde. Hepsi hiç çekinmeden. Ben bu sahneyi nasıl oynayacağım? Ne yapacağım? Emel. Emel, sen başarırsın. Yaparsın. Ya da Halit beni alır bir odaya, Tarık gelir. Onlar ikisi de pek ayrılmazdı. İşte Emel, bak orada şöyle yap, bir sarhoşu oynayamıyorum bir gün. Halit, ben hiç sarhoş olmadım, şimdi orada sarhoş. Emel, çok kolay dedi. Nasıl? İşte o merdivenden çıkarken dedi şöyle, onu hep anlatmıştım daha önce de. Önce dedi şöyle bir dur sallan. Sonra dedi şu elini şöyle yap dedi. Sonra dedi böyle yap dedi. Ondan sonra bir daha sallan yürü dedi. Ben şimdi aynen hatırlıyorum, şimdi söylüyor içimden, sallan Emel. Sağ elini böyle sağ yap et. Emel, bunu da böyle yap, bir daha sallan Emel, yürü. Çok sonra, şey. Sonra izledin mi filmi? İzledim, iyi olmuş Hülya. Yapmıyorum. çok büyük ustalardan ders almışsın ama. Yani bana hep böyle işi kolaylaştırırlar. Ya, ben ne güzel. Ne yapacağım, ne yapacağım? Emel, Emel korkma, Emel şu, hepsi canım benim. Hepsini çok seviyorum. Nur içinde yatsınlar. Sevinmeyecek gibi değil. Çam Sakızı diye bir film yapmıştı. Ha, evet. O yine Hulki Sener. Hulki Sener çünkü evet. Hep Engin Çağlar'la. Ya. Görüntüler var. Biraz onlardan da izleyelim ister misin? Tabii, tabii. Bana tuzak kurdunuz değil evet, mi? Evet. Evet ha? Niçin kurdunuz? Para için. Para için ha? Kim hazırladı? Nine. Nine ha? Büyük babaya da itiraf eder misin? Ederim abi. Edersin ha? Hadi gidelim artık. Gidelim. Ne oluyorsun be? Ben hırsımı alamadım. Yürü hadi eve gidiyoruz. Ben gelmiyorum. Neden? Canım kavga etmek istiyor. Ben gitmek istiyorum. Ben gitmek istemiyorum. Ulan ben erkeğim be, burada benim sözüm geçer. Hadi yürü bakalım. Hadi. Ya isteseydin biraz devam edip yüzlerce film de yapabilirdin. Keşke. Ama sen yine benim işim sahne, benim işim ben ses sanatçısıyım. Ön plana hep tabii müziği aldım. Yani asıl işim tabii, çünkü eğitimini aldım. Daha haklısın. Kendimi daha rahat hissettiğim bir yer. Alan oydu. Bir yer. Ama sinemayı sonra hani ilk filmlerde, ilk üç filmde böyle bocaladım. Fakat sonra çok sevdim biliyor musun? Ve şimdi biraz önce de söyledim. İyi ki yapmışım diyor, oynamışım o filmlerde diyorum. Kemal Sunal'ı bir gün takip etmişsin. Hatırlıyor musun? Yani çok çok zaman oldu tabii, çok net ama tabii ki yani aklımda, takip etmek değil de. Yani onun yardımseverliğini anlatmak çok. İçin bir röportajda söz etmişsin de. Kemal canım benim, ne güzel bir insandı ya Rabbim o da. Şeydi, çok samimi hiçbir zaman olmadık. Benimle mi öyleydi bilmiyorum. Ya kimseyle olmazdı. Ben mesafeliydi ve çok ciddi bir adamdı aslında. Çok ciddi. Öyle değil mi Allah aşkına? Ben onun için şaşırırdım. Şimdi sette bakıyorum. İlgimi çekiyor. Evet. Yani ara veriyoruz ya, dinleneceğiz. Evet. Kemal bir kenarda böyle yalnız, sessiz, hiç şey, mesafeli. Dediğin evet, gibi biz çünkü sohbet edebiliyoruz. Hı. Şakalar oluyor. Metin'le ekibi düşünsene neler oluyor. O yani ben hep öyle görüyordum. Nasıl bir insan? Ondan sonra birden işte kamera karşısına geçiyor. Kamera deniyor. Oluyor.
devleşen bir oyuncu. Bambaşka. Çok ilgimi çekiyordu. İşte bir gün tesadüfen, yani özellikle takip etmedim ama ne yapıyor? Yürüyordu. Ben de arabayla gidiyorum. Böyle yavaş yavaş onu izledim. Sonra işte birisine gitti, bir kenarda uyuyan birine bir baktım, para veriyor uzaktan, o beni görmüyor. Sonra gitti başka bir yere, çok ilgimi çekti. Baktım ki yani her gün mü yoksa sık sık mı gidip insanlara yardım ediyor evine gidene kadar. Ki yani maddi durumlarımız o zamanlar daha hepimizin yani daha sınırlı, daha mütevazi. O zaman onu daha çok sevmiştim. Anladım ki çok güzel bir yüreği kalbi var, güzel, yardımsever, çok iyi bir sanatçı. Ailesi içinde hep gördük, hala elbet, ailesini elbet görüyorum. Mükemmel bir eş, baba. Nurlar içinde yatsın. Böyle bir şey olmuştu. O zaman ona sevgim, saygım çok artmıştı. Davranışım değişti zaten. Tabii. Sarılıp öpmüştüm, sen ne güzel insansın diye. Daha iyi olmuştuk. Daha yakınlaşmıştık yani, onu anlamıştım. Çünkü çözemiyordum önce. Onun da güzel tarafını görmüş oldun. Evet. Sonra aradan zaman geçti. Televizyon için Mehmet Ali Erbil'le bir dizi yaptınız. Aşkım. Ay, ondan da fotoğraflar var. O yıllarda televizyon dizilerinin şartları nasıldı? Çünkü bugün çok şikayet ediyor gençler. Çok ne uzun açıdan? Saatler çalışıyoruz. Ha. İşte bir haftada 2 saatlik, 3 saatlik dizi yetiştirmeye çalışıyoruz diye. O zaman daha makuldü değil mi çalışmalar? Hayır. O zaman da ağır mıydı? Aynı, ağır, çok ağırdı ya. Ve haftanın her günü çalışıyorduk. 7 gün. Yani Aşkım Aşkım da öyle çalıştık. Ben de ilk defa böyle dizi yapıyorum. Evet. Yani şartlar bu diye. Ben çok uyumluyumdur. Yani bir işe başlarken zorum. Hep öyle der. Kadar. Karar verene kadar çok zorlanır karşımdakiler. Ama işe başladıktan sonra çok sarılırım işime. Onda da öyle oldu. Madem ki girdik, Osman Yağmur Dereli canım. Ya. Onun çok ısrarıyla. Çok işime sarıldım. Çok zordu. Yani saatimiz falan çok belli değildi, geç saatlere demek kalabiliyorduk ki benim gazino çalışmalarım da oldu. Aynı zamanda işte o zaman. Filmlerde de öyle. Çok zor. İşte bir yere kadar, ama çok yorucuydu. Fakat şey çok önemli, ekip. Ekip çok önemli. Anlaşabilmek, oradaki tabii, ortam. Tabii. Bizde hiç kırgınlık benim hiçbir çalışmamda olmadı. Yani rahatsız bir ortamımız hiçbir, onda da öyle. Eğlenerek. Severek yapıyor. Mehmet Ali zaten çok sevimli, çok bir insan. Tatlı. O da yakında bir rahatsızlık geçirdi. O zaman da öyle. O zaman başladı evet, hastalığı. O yüzden zaman, bıraktık zaman diziyi. Allah şimdi iyi şifa. Ama. Evet şimdi iyi, çok şükür şimdi iyi. Son konserime telefonla şifa katıldı. O kadar mutlu olduk ki. İyi, çok şükür. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun, evet inşallah. Yani filmlerimizi konuştuk da biraz daha hayattan konuşalım, Emel'den konuşalım diyoruz. Peki. Şimdi Marmaris'te bir koy var. O koyun adı Emel Sayın Koyu. Evet. Onun bir hikayesi var. Onu anlatır mısın bize? Hülya'cığım bu evet, bir Emel Sayın Koyu var ve beni o kadar onurlandırıyor ki. Ben hiç haberim yoktu. Halktan gelen bir şey o. Ne güzel. Çok. Çok merak edip gidip Emel Sayın Koyun'u göreyim dedim. Ta 70'li yıllar. Taksiye bindim. Bir Emel Sayın Koyu varmış, beni götürür müsünüz dedim. Çok gülmüştü şoför. Götürdü, baktım böyle tepeden. O kadar güzel ki suyun. Neyse. Marmaris zaten yani, çok güzel. Çok gururlanıyorum. Sonra niye, kim, nasıl çıktı bu bilemiyorum ama dağıldı halk. Yani bunu böyle kabul etti. Sonra bir hikaye anlatıldı bana. Emel Hanım, bunun hikayesi şu dediler. İşte bir gün, bir gece, üç genç, o yörede yaşayan üç delikanlı, o koya gitmişler. Mehtap var. Çamların çok ormanlık orası, yemiş. Evet, onun altında güzel oturmuşlar. Sohbet ediyorlar, bir şeyler yiyorlar. Ne yap? Yani güzel vakit, şeyin, mehtabın güzelliğin tadını çıkarıyorlar. Bir
O sırada denizden, onlar biraz yukarıdalar, şey bir tekne geliyor ki biz oraya gittik sahiden gece. Acaba yani sahiden bu gerçek mi bilmiyorum. Ama yani çok enteresan. Şimdi, tabii bir şeyden o gençlerden haberimiz yok. Egemen de vardı teknede. İşte benim ilk eşim. Böyle bir grubuz. Gece tekne gezisi yapıyorduk. Tabii. O kadar güzel hoşumuza gitti ki şuraya girelim dedik. Ve bir tek ben duramam dedim denize girdim. İşte gençler susmuşlar. Bir tekne geliyor. Konuşmalar, gülmeler falan. Emel Sayın'ın sesine benziyor diyorlar. Hiç kendilerini göstermiyorlar bize. Ben iniyorum merdivenden denize giriyorum. O ayın ışığının altında ona ne denir bilmiyorum. Bir ismi var. Mehtap değil mi? Mehtap. Mehtaplı gecelerde. Seni anmışlar yani orada. Ya çok tatlı. Mehtap değil mi? Mehtap. Yani o aydınlık olan bir yere vurur ya o iş. Evet. Ben ayın o... şavkı. Ayın şavkı. Ayın şavkında. Hemen sayın yüzüyormuş. Aman efendim o kadar güzelmiş ki. Ay çok şeker. Bu çocuklar, gençler büyülenmişler. Evet. Bu nasıl bir resim? Yani bu nasıl inanılmaz bir şey? Nefesleri tutulmuş. Sonra ben işte sahiden bunu ben yaşadım ama. Evet çok yani, enteresan. Yani o enteresan. Sonra tekrar çıkmışım. İşte 10 dakika sonra falan da demir alıp gitmişiz. Demişler ki burası Emel Sayın koyu. Ve bu yayılmış. Öylece kaldı. Böyle bir şey var. Çok güzel bir hikayesi var. Kleopatra'nın böyle hikayeleri var. Bir de Emel Sayın. Bir de benim. İşte bu kadar. Şimdi... Benim çok sevdiğim bir şarkı geliyor. İçin için yanıyor, yanıyor bugün. Onun kim o? Kim o? Arıyor bugün. İçin için yanıyor, yanıyor bugün. Onun için yanıyor, arıyor bugün. Sen bu şarkıyı mı seviyorsun? O bir hayırsızdı. Selim seviyor. O bir vefasızdı. Bu şarkıyı seviyorsun. Çok böyle güzel. Kısa kısa sorular soracağım. Şimdi zamanımız daralmış. Tabii. Hayatta pişman olduğum bir şey var mı? Ya da en büyük pişmanlığım şu dediğim evlat şey var. Evlat sahibi olamamak. Öyle mi? Evet. Ama yeğenlerine verdin o sevgiyi. Bütün sevgimi onlara verdim. Şimdi Allah iki tane de torun gibi yeğenimin üç tane oldular. Birisi ya. Daha büyüdü. Onları torunlarım gibi seviyorum. Evet, kardeşimin çocuklarını torunlarım. Hani yeğen çok seviliyor gerçekten. Hayat, onları oraya koydum. Hepsi evlat benim için. Peki... Farz et olabilse dileğin. Hangi yaşa dönmek istersin? Şu yaşım tam da olmayı böyle ise. Şu yaş demiyorum da 40'lı yaşlarımı çok seviyorum Hülya. Bir kadının en güzel yaşları. Bence galiba bir öyle. En güzel yaşları 40'lı yaşlar. Çünkü biraz daha aklım başına geliyor. Şöyle bir nefes alıp şöyle kendi hayatına da bakabiliyorsun. Biliyorsun. Dünyaya, hayata daha doğru bir gözle bakabiliyorsun. Evet. Daha doğru bir açıdan. Daha sakinleşiyorsun. Ben öyle hissettim. Evet. 40'lı yaşlarımı seviyorum. Katılıyorum 40'lı yaşlar. Aşk deyince Emel, aşk. Tabii ki aşkın sonu yok. Her şeye aşık olabilir. Ama Emel aşk deyince sen gerçekten aşkı yaşadın mı? Bak gözüm doldu. Evet. Ay, evet. Evet mi? Bana bak baskıya bak. Evet mi? Ne mutlu, ne güzel. Hepimizin, evet. Bütün insanların hayatında aşk en önemli duygu çok. Bence. Hep çocuklarımız da mutlu olsun istiyoruz. Onlar da aşkı yaşasınlar. O insanlaştırıyor. Hı? Yani o insanı daha kadar büyütüyor, besliyor. Evet. Neyin ne olduğunu başka türlü bakıyorsun hayata. Bakışın değişiyor. Yani diliyorum bunu. Herkes için bana kızmasınlar. Herkes aşkı yaşasın diyorum. Evet. Allah'a olan aşkın da değişiyor.
manevi değerlerin, duyguların daha yüceliyor. Elbette. Her konuda seni eğitiyor. Eğitiyor. Çok tuhaf, acılarla. Aşk. Aslında aşkta çok acı var. Peki, tabii aşk çok önemli ama hayatta senin için en değerli şey ne? Aşk dermişim. Tamam, olabilir. Ben hani sağlık mı diyecek diye bakıyordum ama. Yani... Evet, aşk bir tek en şeye, değerli şey. Aşk çok evet. önemli. Hayat gerçekten sevgi, anlamı. Sevgi hiç aramızdan eksik olmasın Emel. Canım benim. Bak, şarkı söylerken Emel söyle. Şey, ailem, memleketim, aşk, sağlık evet. Bunlar çok önemli. Benim hayatımda bunlar. Neler hissediyorsun? Yani o şarkıları mı yaşıyorsun? Seyirciyle beraber mi olmanın mutluluğunu yaşıyorsun? Şarkının sözlerinden mi duygulanıyorsun? Neler yaşıyorsun? Hepsi var galiba, değil mi? Var. Çok, hepsi. Evet, güzel. Hepsi aynı anda. Anlattın. Dinleyicilerim bir kere benim için çok önemliler. İşte en önem verdiğim şeylerin içinde onların da olması lazım. Mesleğim, dinleyicilerim. Yani çok yorgunum aslında Hülya. Bu yaşa kadar gelip de sahnede olmak hiç kolay bir şey değil. Ve hala sahnede olmak. Ve de daha uzun yıllar. Çok şükür. Ya Türk sanat müziğini neredeyse bir tek sen temsil ediyorsun yani, bugünlerde. Tek değilsem de çok az kaldık. Ona çok üzülüyorum. Ama çok önemli. Ailelerin evlatlarına bu sevgiyi aşılamalarını çok istiyorum, diliyorum. Yani Türk sanat müziğini sevmek zorunda değiller ama biraz bilsinler, kulaklarında olsun istiyorum en azından. Evet. Gençler geldiği zaman konserlere veya bana ilgi gösterdikleri zaman çok mutlu oluyorum. Evet. Sadece kıymet. Kendin için değil, müziğin için de. Müziğimiz için tabii. Biz yurt dışına kaç kez gittim, kaç ülkede müziğimizi tanıttım. Onlara bile sevdirdik ama biz kendi bu bizim... Çok önemli bir kültürümüzün bir parçası Türk hem sanat. De nasıl? Hem ona de nasıl? Gerçekten çok kıymetli ve sahip çıkmamız, sahiden sarılmamız lazım. İşte mesleğini bu kadar seviyor olmak, seni ayakta tutuyor, dik tutuyor. Çünkü omuzlarında taşıdığın bir değer var, bir cevher var. Aynen. Gerçekten çok önemli bir sorumluluk. Onu taşımam, iyi taşımam lazım diye düşünüyorum hala. Daha nicelerine. Bırakmak içime sinmiyor. İnşallah. Nicelerine, nice büyük konserlere, İnşallah. Nice büyük sağlıkla. Alkışlara. Amin. Son bir sorum daha. Seni yaş almak mı korkutuyor yoksa yaşlanmak mı? Yaşlanmak korkutuyor. Öyle. Yaşlanmaktan biraz sağlık açısından. Sağlığımı kaybederim. Ondan korkuyorum. Sağlık gerçekten çok önemli. Kimseye muhtaç olmadan istiyorum. Olmadan bay bay diye. Allah kimseye muhtaç etmesin. Çok zor bir şey. Gerçekten. O bütün dileğim bu. Yani en çok istediğim şeylerden bu. Biri bu Allah'tan. Sağlığımı Allah kaybetmeden. Bütün kalbindeki o güzel dilekleri kabul etsin inşallah. İyi ki geldin Emel. Canım Hülyacığım, benim kardeşimsin sen. Doyamadım ben canım, sana. Çok teşekkür ederim. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Sağ ederim. Sağ ol. Sevgili seyircilerim, bugün sanat dünyamızın en değerli, en önemli isimlerinden birini ağırladık. Haftaya tekrar Türk sinemasının bir değeriyle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.